Aslında bir insanın kendisinden söz etmesi yıllarını alır, öyle der. Uzun uzun anlatmak gerekir. El cümle, ilk cümlem. Babamdan anneme geçerken harflerin tıkırtısına uyandım. Ateş içinde erittiğim Süheyla'ya şeklini Süheyla verdi. Dışarıyla buluştum, kırıldım, çatladım. Çatlaklarımdan ihanet sızmadı. Omurgaya ayar vermeden yola devam. Harflerle doğdum. Yere düşen her şeyi harf olarak algıladım. Eve götürüp yeniden harfler ürettim. Oyuncaklarım yoktu çocukluğumda. Çamurdan harfler yapardım. Sobanın üzerinde kuruturdum harflerimi, çamuru harflerime. Kırıldığı zaman çok ağlardım. O parçaları da C'nin Ç'si olurdu. S'nin Ş'si olurdu. Noktalama işaretlerini de parçalarımla tamamlardım. Ve virgül diyorum, noktayı koymuyorum. Çünkü zaman ağlar noktayı koyarsam. Kalemle buluşmam 7 yaşımda. Önce 68 kuşağı abimin küçücük odasında dev bir kütüphanesi vardı. İçeriye girdiğimde kendimi kocaman hissediyordum, büyüyordum. O 68 kuşağı Nazım Hikmet'ten şiirler okuyordu. Hele Atatürk geldiği zaman odaya sığmıyordu sanki. Mahalle taşıyordu, Ankara taşıyordu. O coşkuyla kocaman bir sözlük okumaya başlamıştım. Okumayı söktüğüm zaman heceli heceli sözlükleri okuyup anlamlarını beynimin kıvrımlarına yerleştirmeye çalıştım. Sonra atasözlerine merak sardım. O atasözlerini alt üst ederek de dizeler üretmeye çalıştım. Geçişimden öncesi şiirle buluşmam benim. 7 yaşında saman sarısı okul defterime kenar süsü çizmedim. Gizli gizli şiirler yazdım. Resim yeteneğim de vardı. Resim yapıyordum. Annem evi kirletirsin dediği zaman tamamen kendimi şiire yönelttim. Her şeyi not alıp şiirin peşine düşüşlerim vardı. Sanıyorum bunda biraz önce dediğim gibi 68 kuşağının etkisi var. İşte hayat yolculuğumda gazetecilik 14 yaşında başladı. Hayat yolculuğuma 17 yaşında Cemal Süreyya girdi. Ustam oldu şiir adına. Tek dizelik şiirlerime aşıktı kendisi. O kendisi hayatında güneş tenini serdi, musalla taşına dediğim zaman hocamın gözleri, mavi gözleri kocaman olmuştu. Ben o dizeyi bugün sarıp sarmalıyorum. Bütün kadın cinayetlerini, kadın tecavüzlerini tek dizeyle haykırıyorum. Güneş tenini serdim musalla taşına. Şiir yolculuğumdan gelişen ve sürekli yazma eylemleri, öyküler yazıyorum. Yakında çıkacak olan ilk romanım Zamansız Havalandı İncir Kuşları. Senaryo İstanbul'a gelişim var benim Ankara'dan. TRT'ye 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde TRT'de bir programa katılmıştım. TRT'de o zaman kendisiyle de tanıştığım Mete ile benim ses tonum, çıkışım, şiirlere bakış açım, o dakikaları düzenli tüketmem ve tekrar programın uzatılması üzerine ablacığım ya dedi. Ben de dedi öyle güzel dedi bir şey var ki dedi doneler, bilgiler bu konuda seni de beslerim. Bacı yani Rum, Anadolu bacıları dedi. Bunu dedi araştırıp dedi senaryosunu yazarsan belgeselini yapmak isteriz dedi. Bu teklif öyle geldi. Bana senarist gözüyle baktı. Bir ortaokul hocam yazdığım şeyde kompozisyonda giriş gelişme sonucu alt üst edince ben sonuçtan başladım. O zaman flashback'i görmüşüm demek ki geri dönüşümlerle. Ne hoca ve derin araştırmalara girdim. Tabii Anadolu'yu dolaştım. Beslendiğim kaynaklar doğru kaynaklardı.
Anadolu'daki koca bir tarihi birlikte, ekip arkadaşlarımızla birlikte 43 dakikaya sığdırdık. 2006-2007 yılları arasıydı. O günden bugüne de yapıştırdığım bacılarımın çilesini çekiyorum. O çileyi daha doldurmadık sanıyorum. Evet, ya. Dokunmadan olmuyor. Toprağa dokunmadan, gözyaşına dokunmadan olmuyor. O nedenle gölgeler silemez ayak izlerini diyorum. Ayak izlerine dokundum ve o ayak izlerinin silinmemesi için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her şeyden önce bir kadın olarak, bir de insan olarak, bir de kalemle bu kadar ilişkiden sonra kendime görev edindim. Bacıyı anırım, Anadolu bacıları. O kültüre de yakın bir kadınım zaten. Anadolu bacılarını ben kendi kültürümden, etnik kimlikten de ötürü ana bacı olarak biliriz. Pir ana olarak biliriz. Yani bacı eren pirin karısıdır. Bugün günümüzde yanlış kullanılıyor bunlar. Herkes bacı eren olamaz. Yani bir folklor kıyafet giydiğin zaman o kimliğe bürünemezsin. Ete kemiğe bürünmek, o toprakların insanı olmak gerekiyor. Pir karısı diyorum, pirin eşiti olmak gerek. Zaten kadınlar, bu kadınlar önce insan, sonra kadın, sonra anne, sonra ana, sonra bacı, sonra canlar. Fatma Bacı, Ahi Evran'ın eşiti, Ahilerin kurucusu, Ahi Evran'ın eşiti ve Fatma Bacı Kirmani'nin kızı, Kayseri'de dünyaya geliyor. Ahi Evran herhalde Fatma Bacı'nın gözlerinde o gücü, o kudreti gördü ki eşiti olarak da aldı ve Ahi Evren'de Bağlar Çarşısı'nda dericilik işleriyle uğraşırken, ayakkabı, deri, kundura, o işlerle uğraşırken esnafların başı olarak, karısına da Külah Tuzlar Çarşısı'nda atölyeler kurduruluyor. Kilim atölyeleri, halı atölyeleri, boyama atölyeleri. Yani bugün hayatımızda var olan her şeyin ilk meşalesini yakmış kadınlar diyeyim. İlk aydınlatan kadınlar, ilk olgunlaşma enstitüsünü kuran kadınlar, ticaret odasını kuran kadınlar ki ahilerle birlikte çocukların bakımını üstlenen hiçbir kadın o dönemde, bundan 850 yıl önce kurulan Bacıyanı Rum Anadolu Bacıları Teşkilatı'nda hiçbir kadın evde oturmuyor. Evde oturan kadına bacı gelsen biz halı dokurken sen bizim yemeğimizi aşımızı yap. Bacı gelsen bizim çocuklarımıza bak. Bacı gelsen çocuklara eğitim ver. Bacı gelsen çocuklarla oyna. Bacı gelsen kilim boyama yap. Bacı gelsen hiç kimse boş durmuyor. Herkes, her kadın aşını alnının teriyle kazanıyor. Erkek kadına muhtaç değil, kadın erkeğe muhtaç değil. İki insan eşitlik arasında devam ediyor. Ekmeğini, payını pay ederek, payını pay eden bir kültürden söz ediyor. Tabii bu arada savaşçı bir kültür. Ülke Moğollar tarafından vatan toprağı, o dönemde Anadolu Moğollar tarafından istilalara uğruyor. Moğol öyle savaşlar yapmıyor. Bir gece ansızın giriyor, kırıp geçiriyor, kılıçtan geçiriyor, gidiyor. Yani kedi köpek koymuyor, omuz üstünde baş koymuyor, taş üstünde taş koymuyor hesabı. Bacılar bu arada milis güç olarak da yetiştiriliyor. Çok iyi ata binen, çok iyi o kullanan, kılıç kullanan kadınlar. O dönemde Moğollarla da savaşan bir kadınlardan söz ediyoruz. Yani bu tarihçiler bunu 12.000 ile 15.000 adında bir şeyden söz ediyorlar. Büyük katliamların olduğu bir tarihtir Anadolu'da. Büyük kanın aktığı tarihtir.
Ve ben bunu hep 8 Mart'ım bundan 850 yıl önce Temmuz'un lavında başlamıştır diyorum kadın katliamlarıyla. Moğol istilasında Kayseri Kalesi'ndeki çıkan işgalle, savaşla. O günden bugüne benim 8 Mart emekçi, kadınlar günüm, tozlu raflardan kaldırdığımız Nuh ile tarihimizle başlıyor. Şimdi bu kadınları şeyde de görüyoruz, milli mücadelede de görüyoruz. Yani vücuda gelen kadınlar, Kayseri'den çıkan kadınlar ordusu var, Konya'dan çıkan kadınlar ordusu var, Kırşehir'den çıkan kadınlar ordusu var, Nevşehir'den çıkan, Erzurum'dan gelen, Erzincan'dan gelen, Anadolu'dan milli mücadele, Sarışın Paşa'nın sesine koşan kadınlar, erkekler gidiyor da biz neden gitmeyelim deyip babalarından izin istemeden yola koyulan kadınlar var. Ve bu sanıyorum bizim topraklarımıza verilmiş bir ahlaki, vicdani, toprak sevgisinden kaynaklanan bir şey. Bana göre hep şey derim, hani esir düştüklerinde kadınlar Kara Fatma için bu el kadar kadın bu mu vatanı kurtaracakmış diyor esir düştüğünde. Oysa bilmiyorlar ki Anadolu kadını bir gecede bir avazda vatan doğurur. Belgesel için bir yıl diyebilirim de ben bunun daha sonra 120 dakikalık sinema filmi. Evet. O dönem Bakan Ertuğrul Günay sinema senaryosu da istemişti. 120 dakikalık bir sinema eseri de oluşturdum. Ve o zaman 4 yılımı alan bir araştırmaya giriştim. Biraz önce dediğim gibi gölgeler silemez ayak izlerine. Ayak izlerini sürerek, toprağa dokunarak, onların yaşadıkları sancıları çekerek, zaten kendimi de ben 13 yaşında eşyayı reddetmiş, bir hırka bir lokma kültürüne adamış bir kız çocuğuyum. Takı takmam. Yemeğin takım olmazsa, yemek takımı olmazsa yemeğin tadı mı kaçıyor? Tadı, tuzu mu? Birilerine gösteriş için hayatı hiçbir zaman kendime kurmadım. Dedim ya, inatla alıştım. Nuh'um da hep öyle der. Abla nasıl yapıştın Fatma bacıma, bırakmıyorsun. Harikasın diyor. Evet dedim, kırmızı halıda yürüyeceğiz, galaya gideceğiz. Ben etkinliklerimde şairim elbette. Önce etkinliklerimde şiirlerimden bir dinleti sunuyorum. Daha sonrasında da tarihe iz bırakan kadınlarımı şiirlerim, senaryo repliklerimle, o dönemin kıyafetleriyle sahneye çıkartıyorum. Onlar sadece kıyafetler üzerinde kadınlarımı şey yapıyorlar, görsel olarak tanıtıyorlar. Ben şiirlerim ve repliklerimle kadınlarımızı anlatıyorum. Zübeyde Hanım da başlıyorum. Ve 7 yaşında Atatürk'e yazdığım şiirim vardır. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün doğumuyla başlıyorum. Daha sonrasında Fatma Bacı'yı sahneye alıyorum. Fatma Bacı'yı tanıtıyorum. Milis gücünü, Anadolu kadınının yar, ana, sevgili, eş, savaşçı olduğunu anlatıyorum. Ve bugüne bize ışık tutan kadınlar saygı ve minnet diyorum. Evet. Daha sonrasında da Şerife Bacı'yı ve Türkan Saylan'da günümüzün çağdaş kadın örneği olarak da Türkan Saylan'ı anlatıyorum. Her gittiğim ilde de kahraman kadınları eklemleyerek, yani o dönemi diri tutuyorum. Hem Fatma Bacı'yı hem milli mücadelenin kadınlarını saygıyla anıyorum, hem de diri tutuyorum. Her şey özgün. Hiçbir Google'dan alıp çarpma, çırpma, kesme, yapıştırma yok. Özgün bir eser. Yerine gidip zaten araştırma yapmışsınız Anadolu'yu geze geze. Şiirlerinizi okuduğumda da hani o kadar çok insanın yüreğine dokunuyor ki böyle
yürek yani uçtan geçmiyor aslında. Tam bir hayatı baz alarak yazdığınız şiirler vardı. Tabii eğer isterseniz bir kıtasını okumanızı rica etsek okur musunuz bilmiyorum. Okurum. Yani şiir oku dedikleri zaman fırlayan çocuklardandım. İlkokul, ortaokul. Lisede birinci mi ikinci mi gelmiştim şiir yarışmasında da. Ben 14 yaşında gazeteciliğe başladım. Şiir şimdi yaşamın kendisi bana şiiri aslında dizeliyor. Yaşamın çok içerisindeyim. Saklamıyorum. Aşkı da saklamıyorum. Sevgiyi de, ihaneti de, hasreti de. Ben özlem demiyorum. Hasret daha tok ve dolu geliyor bana. Hayat şiire dair bilemiyorum. Benim ilhamlarım falan da yok. Yani bana ilham gelip böyle bir dürtüp hadi kalk da bir dize falan yaz demiyor. Benim yeteneğim yediğimde bulunan bir çift gözdü. Amaya armağan edilmiş gözümle dolaşıyorum. O nedenle ey borçlular ayağa kalkın diyorum. Ve annemi gördüm 40 yaş çizgilerimde. Kül bakıyordu kömür gözleri. Tükettiğim aşklarımla arkama aldığım Ankara karşımda oturuyor. O şehirde annem hiç gülmedi. En güzel ağlayan annem. Çünkü analar doğurdu bizi. Anaların kızları olarak da bu vatan bizimse her alanda, her yerde sesimiz yüksek olmalı, yüksek çıkmalı. Eşitimiz erkeklerle omuz omuza kol kola yürümeliyiz. Aşk da kirli değildir ki. Sevişmek soylu eylem. Aşk ihaneti kabul etmiyor. Bacıyanı Rum, Anadolu bacıları teşkilatının başkanı, teşkilatın başı Fatma Bacı. Fatma Bacı'nın Kayseri'den bir çığlığı ile yani bu ne diyelim bildirisiyle diyelim eylemiyle kadınlar toplanıyor. Kadınlar teşkilatı oluşturuluyor. Konya'da Kiçi Muhsin'e katılıyor. Ulu Muhsin'e katılıyor ki bugün motifleri hala dünyada söz edilen motiflerdir. Kayseri'de başlayan örgütlenme giderek bir çileyi düşünün, yumak yapmak gibi o çilede düğümsüz olarak bir çile açılıyor. Düğümsüz olarak Anadolu'yu ağ gibi saran bir teşkilattan söz ediyoruz. Ve o teşkilatın tabii ki kendine göre iç kuralları var. Yani hilesiz hurdasız yaşamak gerekiyor. Vereceksen gel hep almak diye bir şey yoktur. Yani evet o nedenle bu kadınlar hem üreten kadınlar, ekmek götüren kadınlar, ürünlerini aleme satan kadınlar, diyarı Rum'a satan kadınlar, Anadolu'ya yani şehirler arası diyoruz biz buna bugün. Satan kadınlar ve savaşçı kadınlar diyoruz. 12 bin kadından söz ediliyor. Bu kadınlar Moğol istilasında büyük çileler çekiyorlar. Fatma Bacı esir düşüyor. Esareti çok uzun yıllarca sürüyor. Diğer bacılar katlediliyor, tecavüze uğruyor. Sarımsaklı Irmağı'na, o günün Sarımsaklı Irmağı'na atlıyor. İntihar eden kadınlar var. Tecavüzden onuru öyle kurtaran kadınlar. Hamile kadınlar çocuklarını doğursun diye Fatma Bacı Sivas'a gönderiyor. Sivas'taki Tuzla'ların gelirleriyle onlara bakılıyor. Fatma Bacı'ya bir haber geliyor. Bacılar çocukları emzirmek istemiyor. Fatma Bacı'yı senaryomda bir baktırdım ki bu süt Anadolu'nun sütü. Bu çocuklar doğacak. Anadolu topraklarında da ışıklar yanacak, sönmeyecek. Böyle bir kadından söz ediyoruz. Ve o nedenle benim 8 Mart'ım. Ben bütün mücadele eden kadınlara saygı duyuyorum. Hakları için Amerika'da mücadele edip yanan kadınlara saygı duyuyorum.
Bunu bayrak edinen bütün kadınlara, ama benim tarihimde koca bir tarihi de tozladın raflarda bırakıp üzerinde tepinmeye rahatsız oluyorum. O nedenle bunu görev edindim. Ağızda çiğnenen sakız da değil Fatma Bacı diyorum ya, Bacı Eren pir karısıdır. Pirin eşitidir. Öyle ulu orta bacı eren, bacılar, eren bacılar falan bir kültürdür bu. Bir inanıştır. Emekçi kadın dediğim zaman ben toprakla boğuşan, öpüşen kadına ben başta emekçi kadın diyorum. Bizim önümüze hazır çorba geliyor. Markete gidiyorsun, hazır çorbayı alıp kaynatıyorsun. Anadolu kadını öyle değil ki. Toprakla sevişerek bu ürünü bize sunuyor. Anadolu kadını benim gözümde emekçi kadın. Ben bir hekim emekçi değildir demiyorum, bir eczacı emekçi değildir demiyorum. Her şey alın teri. Bugün kadın cinayetlerinde, kadın tecavüzlerinde canla çalışan, bir kuruş şey bile almayan, ücret bile almayan hekimlerimiz, şeyimiz var, avukatlarımız var. Ve genç pırıl pırıl kızlar. Dün televizyon ekranında gördüm 6 yaşındaki tecavüz çocuk gelini savunan, daha kendisi çocuk dedim. Ne güzel. Bu bakış açısı zaten ülkemizde yerleşti. Bir kadınların dayanışması, kadınların ilimde, bilimde, kendi alanlarında kendine yer çoktan buldu kadınlarımız. Ama bu ses yetmiyor. Cılız kalmamalı. Ve ses de tehditler karşısında kesilmemeli. Susulmamalı. Nasıl Atatürk'ün bir çağrısına koşmuşsa milli mücadele için kadınlarımız, bugün de biz bir 6 yaşında çocuk tecavüze uğruyor. Çocuk gelinse onu kendi bedenimizde hissederek bir kasap çengelindeki gövdeye bakıp midem nasıl bulanıyorsa buna da bulanıyor. Bu kasap çengelindeki gövdeyi şöyle getiriyorum, konuya geleceğim. Bir şiirim vardır benim. Utanç, hey kasap çengelindeki gövde, giysili halimize bakıp sakın utanma. Senin derini soyanlar bizim duygumuzu soymuş. Sen çıplak, biz çırılçıplaz. Evet, biz kadınlar çırılçıplaz aslında. Yalnızlıklarımız büyük bizim. Kendi içimizde de yalnızız. Ben kadın kadının kurdudur, kadın kadına düşmandır, bunları da sevmiyorum. Önce insan olalım, önce insan olalım. Emekçi kadınlar benim gözümde Anadolu sabahleyin toprakla uğraşan inek sağan kadın. Bizim bunun ayağını bastığım zaman gübreye, mayısa bastım değil. Anadolu kadını buram buram toprak kokuyor ve emekçi kadınım benim için. Öyle anlatıyorsunuz ki Anadolu kadınları şu an. Ya benim nakışımda oya yani ilmek ilmek işlemiş kendisine, öykülerini ilmek ilmek işlemiş Anadolu kadını, roman yaz dediğin zaman onun romana öyküsünde, şeyinde, ilmeğinde, kiliminde, halısında, oyasında. Ben bir şey duymuştum. Elti eltiye küs diye. Ya elti nedir? Elti eltiye niye küs? Sırt sırta vermiş bir işte. Ya nasıl bir güzeldir. Kadınlar her şeylerini, hayatlarını toprağa döküyor işte. Topraktan da biz filiz olup alıyoruz. Bir Anadolu kadını diyorum, bir kadın var orada. Ensest ilişki kurbanı kızları var ve susu oynayan, yaşmaklarının susu örttüğü kadınlar var. Bıçak üstü, bıçak üstü. Yani bıçak üstünde hayatı yaşayan kadınlar var, ensestler var, cinayetler var. Kendi kızına tarım, zehirli tarım ilacını ekmeğinin arasına koyup da onu yok eden, düşünmek istemiyorum. Anlatma da nasıl cümle kuracağım bilemiyorum ama ensest ilişkide hamile kalan çocuğun katli gerekiyor. Yani biz nereden tutarsak tutalım, nereden bakarsak bakalım, bunların yani adalet ya. Sonuçta adalet. Adalet. Adaleti yanımıza almadan olmuyor. Adalet ve vicdan
birlikte hareket etmeli. Yastığa başımızı koyduğumuz zaman, vicdanımızla başımızı koyduğumuz zaman ve ahlaki düşündüğümüz zaman sanıyorum bunlar olmayacaktır. Yani şu anda 6 yaşındaki çocuğun olayına ses çıkarmama, kız çocuğunun olayına her ahlaki, her vicdan sahibi insanın ses çıkarması gerekir. Kesinlikle. Yani etlerimin çekildiği, dilimin tutulduğu bir an. Gümüş Hacıköy'de Merzifon'da bir etkinlik yaptım. Çok büyük ses getirdi. Gümüş Hacıköy'ün belediye başkanı da kendisini Diya Pa'ya benzettim. Zehra Özyolu. Atatürk'ün ilk mevzularından Dersim milletvekili Diya Pa Tunceli'li, o bir 90 küsür boyunda, Zehra Başkan'ı da ona benzettim. Muhteşem bir kadın. Orada Merzifon'a katıldığı etkinliğime o da konuk olarak gelmişti. O zaman davet etti. 5 Aralık Kadın Hakları gününde Gümüşhacıköy'deydim. Orada olağanüstü Anadolu kadınıyla buluştum. 650 kişiye şiir okudum. Belgeselim gösterildi. Dokunduk birbirimize. O kadar güzel geçişler ki. Ben Erdal Eren şiirini okuduğum zaman, zaten Erdal Eren ve 68 kuşağı, 3 fidana, deniz gezmişlere yazdığım şiiri orada hiç şey yapmadan, anlar mı algısı, hiçbir algı oluşmadan okuduğumda oradan gelen sesler beni çok etkiledi. Erdal Eren, Erdal Eren, yaşını büyütüp astılar. O şiirde geçtim onu, kütükte küçük tar ağacında büyük çocuk sallanıyor diye. Fakat o şiirin bıraktığı izler çok hoşuma gitti. Her dizeye, hasrete gelip sarıldılar. Hasret şiirinizi dinlemiştim. Evet, o benim kendi soyumun öyküsü. Yani aşk dediğim zaman geldi birisi, dedi ki sen bizim içimizdeki sessin dedi. Aşk sadece bir aşk deyince aşktan, her şey aşktır. Her şey aşk. Yani şu anda sizinle buluşmam da bir aşk. Nuh Mehmet'in sizi bana göndermesi de bir bağlılık, bir aşk. Aşkı biz kirlettiğimiz için Anadolu'da olağanüstü bir şey yaşadım. İşte önce şiirlerimden sunum yapıyorum. Sonra bir Gölgeler Silemez Ayak İzlerine adını verdiğim tarihe iz bırakan kadınlarımız. Sonra belgesel gösterimi. 100. yılda da umarım hayata geçer bir Sakarya Meydan Muharebesi, Sattı Müdafaa'yı yazdım, senaryolaştırdım. Yani Hacı Bektaş Veli'yi senaryolaştırdım, Pir Sultan Abdal'ı senaryolaştırdım. Son kitabım Zamansız Havalandı, İncir Kuşları ilk romanım olacak. Son şiir kitabım Günah Gözlerimde Sürme olacak. Ve hepsi etkinliklerle beraber kucak kucağa ana, bacı, yar, sevda, hasret birlikte yürüyeceğiz.